Hepinize iyi geceler. Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. Aslında ne oldu da bu akşam? Hasan Karakaya, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Nevzat Çiçek, Time Türk Genel Yayın Yönetmeni ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan'la birlikteyiz. Elbette son virajdayız. Seçimi de konuşacağız. Fakat iki gündür terörle mücadele konusunda başka bir faza mı geçiyoruz sorusunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü ilk defa, benim bildiğim ilk defa DAEŞ terör örgütüne yönelik dün Diyarbakır'da kapsamlı bir operasyon yapıldı ve bir hücrevi ya da onların deyimiyle güvenli ev denen evde epeyce bir DAEŞ militanı öldürüldü ve epeycesi de yakalandı. Bu ne anlama geliyor? Bunun iz düşümü olarak bununla birlikte Sayın Başbakan'dan duyduk. Önce dün akşam duyduk. Bugün de devam ettiği YPG'yi vururuz demişti daha önce. Dün iki kez vurduğunu Türkiye'nin YPG yani PYD'nin silahlı kanadı yani Rojava denen Suriye'nin kuzeyindeki bölgede kantonlar kurduğunu söyleyen PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi Türkiye'nin iki kere vurduğunu söylemişti dün. Bugün bir kez daha vurulduğunu söyledi Sayın Başbakan. Orada ilginç olan şu, Fırat'ın batısı noktasında bir herhalde bir kırmızı çizgi var. Fırat'ın batısına geçme noktasında bir kırmızı çizgiden bahsediliyor. Bu iki meseleyi, yani DAEŞ, şimdi Diyarbakır'daki DAEŞ'e yönelik operasyon ve ardından PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye Türkiye'nin vurması meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz Hasan Karabey? Şimdi DAEŞ meselesini şöyle değerlendirmek lazım. Bugüne kadar özellikle DAEŞ üzerinden AK Parti ve dolayısıyla hükümet ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti DAEŞ üzerinden bayağı sıkıştırılmak istendi. Yani sanki AK Parti hükümeti DAEŞ'le işbirliği içerisinde bunu özellikle HDP kanadı. Yani bugüne kadar sürekli pompaladı. Yani bir anlamda PKK'yı melekleştirirken DAEŞ'i şeytanlaştırdı. Ve bu işte şeytanlaştırma, melekleştirme üzerinden de aslında PKK'yı meşrulaştırmaya çalıştı. Şimdi oysa yani bunun yere basar tarafı yok bu iddianın. Çünkü ilk operasyon yani TSK'nın yaptığı ilk operasyon DAEŞ'e yönelik oldu. Yani Suruç patlamasından o bir askerimizin ve iki tane polisimizin yataklarında öldürülmelerinden sonra başlayan operasyonlarda 23 sanıyorum Ekim'di. Şey pardon 23 Temmuz'du. Temmuz. 23 Temmuz'du. O 23 Temmuz, 24 Temmuz, 25 Temmuz'da yani o 3 gün içerisinde bildiğim kadarıyla 438 PKK hedefi, Kuzey Irak'taki PKK hedefi vuruldu. Ama ondan önce DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. O Türkiye'ye yönelik işte bir askerimizin öldürülmesi hadisesinden sonra DAEŞ önce hedef alındı. Daha sonra PKK'ya yönelik bir operasyon yapıldı. Ama buna rağmen sürekli söylenen şuydu. Yani Türkiye DAEŞ terör örgütünün yanında, onunla işbirliği halinde. Yani çok da iğrenç laflar geldi özellikle HDP kanadından. Ama böyle bir şey yok. Yani PKK nasıl bir terör örgütüyse, yani hükümetin gözünde veyahut da TSK'nın gözünde DAEŞ nasıl bir terör örgütüyse PKK da aynı şekilde bir terör örgütü. Yani kaldı ki DAEŞ terör örgütü yani şu anda çıkış itibariyle şey yapacak olursan Tony Blair'in dün veya önceki gün medyaya yansıyan demeçleri vardı. Yani bu işte Amerika ile birlikte 2003'te yaptıkları Kuzey Irak şey Kuzey Irak'a diyorum Irak'a yaptıkları operasyon var. Yani işte kimyasal silah bahanesiyle girdiler. Yanlış istihbarat diyor ve şunu da söylüyor. Yani bugün DAEŞ'in
oluşmasına, DAEŞ'in kurulmasına, bizim o yanlış istihbarat sonucu yaptığımız operasyonunda çok hani etkili olmadığını söyleyemem diyor. DAEŞ'in kurulmasında. DAEŞ'in kurulması, DAEŞ'in kimlerden oluştuğunu bilmeyen yok. Yani şu anda DAEŞ'in elinde gene Amerika'nın geçmişte Irak'a verdiği silahlar, Amerikan silahları var, Irak'ın silahları var, yani Saddam'ın silahları var. Yani DAEŞ böyle bir örgüt. Yani bir anlamda laboratuvarda oluşturulmuş bir örgüt. Yani tıpkı PKK gibi, yani bunu da saklamamak lazım. PKK gibi, o da emre amade örgütlerden fabrika ayarlarına, fabrika ayarlarıyla komutlara dayalı çalışabilecek, eylem yapabilecek örgütler bunlar. İşte hükümetin bugün belki de AK Parti'nin en büyük aşmazlarından birisi bu kamuoyundaki HDP, daha çok HDP ve CHP tarafından kamuoyuna pompalanan algı operasyonu var. Yani HDP ile hükümetle DAEŞ işbirliği içerisinde diye. Yani bu bana öyle geliyor ki DAEŞ'e yönelik operasyonlar ta 23 Temmuz'a başlayan operasyon, bugünden devam eden Diyarbakır'da hücre evinin yok edilmesi, bu esnada 7 şehit vermemize rağmen yani bu operasyonların kararlılıkla devam etmesi, yani bu PKK'yı melekleştirme, DAEŞ şeytanlaştırma operasyonuna bir anlamda açığa düşüldüğü kanaatindeyim. Onun haricinde PYD meselesi de, yani PYD'nin de adını koymak lazım. PYD PKK'nın Suriye kolu. Yani YPG olmuş, PYD olmuş ya, veyahut da işte Türkiye'de parti olarak HDP olmuş veyahut da BDP olmuş. Yani alfabedeki 29 harfi kullanıyorlar zaten şu anda. Alfabedeki 29 harfi. Yani daha önce gerek Amerika ile yapılan görüşmelerde, gerek Rusya ile yapılan görüşmelerde elbette dediğin gibi Fırat'ın batısı bir anlamda kırmızı çizgi olduğu ilan edildi ve bu Rusya'ya da Amerika'ya da bildirildi. Yani burası aşılırsa, Fırat'ın batısını geçerlerse vururuz denildi. Daha önce de söylendi bu. Yani Rusya'ya da söylendi, Amerika'ya da, kamuoyuna da açıklandı. Ve burayı sızma girişimleri olması üzerine de yani YPG veyahut da PYD güçleri vuruldu. Bundan sonra da vurulmaya devam edecek. Yani şu anda dünya, özellikle Amerika ve Batı PKK biraz isim olarak da yıpranması hasebiyle PYD bir anlamda sanki DAEŞ'e karşı mücadele verdikleri için güya tırnak içerisine onları meşru görmeye başladılar. Ama Türkiye'nin böyle bir bakışı yok. Türkiye diyor ki Fırat'ın batısına geçersen, beni rahatsız edersen, benim sınırımda beni rahatsız edersen vururum diyor. Ve bu kararlılığını da gösterdi. Şimdi Nevzat'a soracağım aynı soruyu ama şunu da ekleyelim. Hani onca canlı bomba Türkiye'ye girdi, eylem yapacaklar, yaptılar, işte ne olacak tartışmalar içerisinde Diyarbakır'daki operasyon geldi. Bu bir. İkincisi, Fırat'ın batısı bugün mü bize kırmızı çizgi oldu diye de sormak lazım. Tabii önce aslında Hasan abim bıraktığı yerden devam etmek gerekiyor. Şimdi Suriye'de Türkiye açısından kırmızı çizgiler neydi? Suriye bataklığına Türkiye'nin girmemesiydi. Evet. Uçaklar düşürüldü, bombalar atıldı, Akçakale neredeyse vuruluyordu. Ve Türkiye buna rağmen sürekli olarak şunu söyledi: ben Suriye bataklığının içerisine girmeyeceğim dedi. Gelen insanlara kapılarını açtı, müdahil oldu. Ve bana göre Türkiye şu an o gelen insanların bir kısmını Avrupa'ya gitmek istiyorsa da kapıları açmalı. Sonuna kadar da açmalı. Çünkü Avrupa Türkiye'nin neyle uğraştığını, nasıl büyük yüklediğini kendisi görsün. 30 bin, 50 bin insanın Avrupa'ya gittiği durumda Avrupa düzeni nasıl... Ve 8 milyar dolar. Evet, nasıl şey yapıldığını bir görsün. Bu para mevzu çok soruluyor. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Antep'te Birleşmiş Milletler'in de katıldığı, Sayın Sare Davutoğlu'na katıldığı bir toplantı vardı. Orada Avrupalılar, benim de konuşmacıydım, ısrarla şeyi soruyorlardı. Ya siz bu kadar parayı niye harcıyorsunuz? Şimdi adamdaki mantık, yani sen eğer bu parayı harcıyorsan mutlak surette alman gerekiyor ki harcıyorsun. Ben de nerede aklıma geldiyse bilmiyorum. Dedim ki ya sizin bu
her şeyi matematiksel olarak, parasal olarak düşünüyorsunuz ama biz Müslümanız. Bize bereket kavramı diye bir şey var. Yani sonuçta biz bir verip 700 almayı biliyoruz. Çok şaşırmışlardı. Sonra soruyu soran Birleşmiş Milletler'in kadın toplantı sonrasında görüşmek istediğini ifade etti. Hakikaten öyle mi düşünüyorsunuz dedi. Dedim vallahi ben öyle düşünüyorum. Yani devletin ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu adamlar mazlum ve biz bu mazlumlara yardım ediyoruz. Bunu niye söylüyorum? Hani çok eleştirildi ya bu mülteciler meselesi. Şer bildiğiniz hayır, hayır bildiğiniz şer vardır meselesiyle. Bugün o mülteciler üzerinden işte Merkel gelip, Avrupa gelip ne diyor? Size şunları, şunları, şunları verelim. Aman ha göndermeyin. Aman ha gönderin. Aman ha gönderin. Ben ne diyorum ki? Aman ha gönderin. Aman ha gönderin. Yani bir 100 bin falan gönderin. Bu işin şey kısmı. Şimdi Türkiye'de IŞİD meselesi üzerinden, mesela biz yayına girdiğimizde, işin psikolojik savaşı ile ilgili, mesela şu an Rusya'ya yakın bir internet sitesi var biliyorsunuz. Şimdi flash bir haber geçiyor ve birçok insan da bunu rehteleyerek şunu söylüyor. 500 IŞİD militanı Türk Hava Yolları uçaklarıyla Yemen'e götürüldü. Hayda diyorsunuz. Bu nereden çıktı? Yani bütün bu anlaşma şeylerinde, hani bu konuşma içerisinde bu nereden çıktı? Yani onu söyleyenin boğazlardan uçakları, mühimmatı Rusya'ya götürdüğünü falan unutuyoruz. Esasında IŞİD üzerinden şu yapılmaya çalışılıyor. Birincisi, şimdi IŞİD Türkiye'de üç şeyi çok iyi kullanmaya başladı. Etnik meseleyi, mezhepsel meseleyi ve o jeopolitik meseleyi. Şimdi bu üçünü kullanarak Türkiye'nin bütün fayatlarıyla oynamaya başladı mı? Oynadı. Ama IŞİD aynı zamanda bir şey daha yaptı. Ne yaptı? Bütün saldırıları Kürt cenahına ve sol çevrelere yönelterek esasında orada bir birlikleri de meydana getirdi. Bir dakika. Önemli bir şey söylüyorsun. Bir daha söyler misin? Şimdi sol cenaha ve Kürt siyasetine saldırı gerçekleşince, hedef alınca ne yapıyorsunuz? Onun yanında durmayan da oraya gitmek zorunda kalıyor. O saflaşmayı sıklaştırıyor. Bunu çok iyi yapıyor. Bunu sorgulayacak hale gelmiyorsunuz çünkü sorguladığınız andan itibaren ölümler üzerinden IŞİD'i mi destekliyorsunuz sorusu geliyor. Evet. Bu evet, psikolojik olarak bu çok net sağlandı ve şu an IŞİD seçimler öncesinde de biliyoruz yani patlatılan bombalar üzerine bunu sağladı. Ama başka bir şey daha var. IŞİD bunları yaparken kullandığı insanların büyük bir kısmı da o yöreden gelen insanlardı. Şimdi bu da ayrı bir şey. Yani bunu da göz ardı etmemek gerek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Kürt siyasetinin IŞİD'i okuma biçimi bir zamanlar devletin PKK'yı okuma biçimine benziyor. Ne demek bu? Yani kandırıldılar, götürüldüler, kullanıldılar falan. Tamam da bunun sosyolojik altyapısını mesela Diyarbakır cezaevini biz niye 12 Eylül'de söylüyoruz? IŞİD'in oluşum sürecinde Zerkavi'nin Ürdün'de o cezaevinde nasıl topladığını biliyoruz. Ve Ebubekir el-Bağdadi'nin o işgal döneminde o Sicim cezaevinde nasıl bir araya getirip laboratuvar haline getirildiğini biliyoruz. Şimdi devlet içerisinde mümkündür. Yanlış okuma biçimleri olmuştur. Buna bir şey diyemem. Zaman zaman yanılır, zaman zaman düzeltilir. O ayrı mesele. Ama sonuç itibariyle IŞİD ne yapmaya çalışıyor sorusunun cevabı aslında bugün karşımızda. Türkiye'de karşımızda. Biz ilk başta bu ekranlarda IŞİD mevzu ilk çıktığında ki ben çok uzun zamandır yazıyorum. Şu cümleyi kullanmıştım. Net hatırlıyorum. Sizin oturduğunuz yerde oturmuştum. IŞİD bir İngiliz anahtarıdır bölgede istediğin yeri açar. Evet değil mi? Yeri açar. Bunu o zaman söylerken insanlar ya her şeyi dışarıdan arıyorsunuz. Tabii ki her şey dışarıda değil. Yani bunun bir Irak işgali. Mesela şu soruyu hepimizin sorması gerekiyor. Afgan işgali olmasaydı mücahit grupları çıkacak mıydı? Yok. Irak işgali olmasaydı bu tür yapılar çıkacak mıydı? Yok. Suriye gerçek anlamda demokrasi ve çolculuğa kavuşsaydı IŞİD ve benzeri örgütler burada olacak mıydı? Yok. Şu soruyu şununla tamamlayayım. İşin sorucusu böyle gelişiyor. Evet. Sonlayayım. Mesela Mısır'da şu an Sina'da IŞİD'e bağlı bir grup Sina Yarımadası'nda mücadele ediyor. Batı ne diyor? Burada IŞİD gelişiyor diyor. Yarın ne diyecek? Biz Mısır'a demokrasi götüreceğiz ve gidip buraya müdahale edeceğiz. Sina'yı işgal edeceğiz. Ama biz diyoruz ki ya zaten Mısır'da bir demokrasi vardı. Adam seçimde zaten gelmişti. Ya %52'ye gelmişti. Şimdi sen bu Mısır'ya şey gelmişti. Üzerinden niye geliyorsun? Şimdi Türkiye'de yapmaya çalıştığı şey şu. Birincisi bir algı meselesi üzerinden Türkiye'nin Suriye politikasının IŞİD üzerinden sıklaştırılması. Yani sıklaştırma derken Batı anlamında söylüyorum. Mesela şu an esas mesele nerede kaynaklanıyor? Cerablus bölgesinde kaynaklanıyor. Evet. Türkiye'ye Amerika ile yaptığı anlaşmada üstlerini açarken neyi ifade etti? Dedi ki YPG Fırat'ın batısına girmeyecek, bulunduğu bölgede kalacak. 90 kilometrelik bir derinlikte. Evet, bu güvenceyi vereceksin. Ama Amerika orada tırnak içerisinde söylüyorum bir kurnazlık yapıyor. O kurnazlık da şu. Tamam kalsın diyor fakat diyor yarın IŞİD'e karşı bir kara harekatı operasyonu gerekirse ben YPG'yi kullanacağım. Sen bana kullanma dediğinde
ne yapacağız sorusunu soruyor. Yani diyor ki tamam. Sen girer misin? Şimdi bütün mesele buradan kaynaklı. Bana göre de yakın zaman içerisinde Türkiye Cerablus'la ilgili bir karar vermek zorunda kalacak. Ya Cerablus'ta o bölgeyi kontrol altında tutacak ya da başka bir şekilde oradan IŞİD varlığının uzaklaşmasının önü açılacak. Neden? Çünkü ısrarla uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yöneltilen en büyük suçlama bunların nefes aldığı sınır hattı senin sınır hattın. Şimdi gelelim bütün bunların toplamında Diyarbakır saldırısına. Şu soruyu kendimize soralım. Diyarbakır'ı bilenler bilir. Çok merkezi yerde böyle bir IŞİD örgütlenmesi mümkün müdür? Mümkündür. Neden mümkündür? Çünkü zaten Diyarbakır'da, Urfa'da ve çevre illerden jeopolitik olarak sınıra yakın olduğundan dolayı çok gidiş gelişler mümkündür. Fakat esas sorun şu. Ne oldu da seçimlere yakın IŞİD'in canlı bombaları Türkiye'ye girmeye başlar? Evet. Temel sorulardan bir tanesi. Dört tane. İki, bütün bu eylemler yapıldığı zaman, tırnak içinde söylüyorum, bu eylemler kime yarıyor sorusunun cevabını ve kaybedenin kim olduğu cevabını beraber bulmaya çalışalım. Üçüncüsü, acaba diyorum, birileri IŞİD'in var olmayan, yani bir şekilde uykuda yatan hücrelerinin harekete geçmesi noktasında bilerek bazı IŞİD militanlarını yem mi veriyor? Bunun altını bir daha çizeyim. Söyle bakayım bir daha. IŞİD militanlarının Türkiye'de harekete geçmesi noktasında, hücrelerin o güvenli evlerde harekete geçmesi noktasında geçmediğini görüp, bazı IŞİD militanlarını yem verip onları harekete mi geçirmek istiyor seçim döneminde? Çok önemli bir soru. Yani yem ve yani bu soru, bu bir soru ama soru. Çok önemli bir soru. Soru. Böylece soru. Diyarbakır'da işte 7 tane, 8 tane IŞİD militanı ölüyor, işte 12-13 tanesi yakalanıyor. Daha da önemlisi güvenli bir ev dedikleri, güvenli alan dedikleri yer deşifre oluyor. Böylece IŞİD kurmayaklı Türkiye'deki diğer hücrelere bak işte öldürüyorlar kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı neyse yani harekete geçin mi diyor. Veya soruyu daha da geliştirelim. Bu en önemli soru veya şu soru. Neden böyle IŞİD kendi değerlendirmesine 2002'den itibaren bir plan ortaya koydu ve 2020'de planın biteceğini söylüyor. Mesela IŞİD bu asla yanlış anlaşılmasın saldırsın diye asla söylemiyorum ben böyle bir şey yok. Neden sadece mesela ısrarla Kürtleri ve solcuları hedef alıyor? Niye mesela bir yabancı hedefin hedef alınmadığını gördük? Mesela neden? İsrail. Hayır niye görmüyoruz? Çünkü IŞİD'in kurmayaklı şunu çok net söylüyor. Biraz önce söylediğim Türkiye'nin o etnik ve mezhepsel jeopolitik fay hatlarını harekete geçirerek bloklaştırmayı çok net yapıyor. Tamam, şimdi doğru. Bu bloklaşmayı şununla bitireyim. Mesela biz daha önce görmüştük. Nerede görmüştük? Ben belgeyi görmedim, okumadım bilmiyorum ama dinlenenlerin söylemiyle söylüyorum. 82'de MGK'da bir karar alındı. Ve Kürt örgütlerinin karşısında PKK'nın tek örgüt olarak çıkarıldığı muhatap meselesi. Şimdi aynı şeyin IŞİD üzerinden yapılmayacağını kim söylüyor? Ben bu soruları söyleyip bırakıyorum. Peki. Buradan devam ederiz ama Ayhan Okan. Şimdi geldiğimiz nokta belli. Ne oldu da IŞİD, DAEŞ neyse. Türkiye'de eylem koydu. Aslında yani Suruç'la başlıyor. Daha sonra izini yine Gar Meydanı'nda görüyoruz. Diyarbakır'da görüyoruz. Tabii Diyarbakır'da görüyoruz. İkincisi tam seçime işte 3-5 gün kala devlet DAEŞ'in bir hücre evini buluyor ve oraya operasyon. Biz bunu nasıl okumalıyız? Şimdi aslında ne olduğunu mu anlatalım? Büyük fotoğraf lütfen yoksa aslında detay. Ne olduğunu konuşmamız lazım. Programın adı o. Aslında ne oldu? Şimdi büyük resme bakarsak burada daha farklı bir şey var. Seçimlerden hemen sonra hatırlarsanız bu ekranlarda da bu tartışmaları yaptık. Ve devlet niye müdahale etmiyor? Bu iş hükümet kurulmasını falan beklemez. Hemen Suriye sınırımızda bir hareketlenme oldu. Seçimlerin hemen arkasında. Ne oldu? Kantonların birleştirilmesi meselesi gündeme geldi. Tabii çok hızlı değil mi? Hızlı bir şekilde. Güneye doğru iniyordu. Deniz açılma. Tabii çok hızlı bir şekilde güneye. Evet. Yani olaya böyle bakmak lazım. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan
en uzun sınırında önünü kesmek için Türkiye'nin önüne bir set çekiyorlar. Seküler bir set. Şimdi Türkiye kendi kendine çekiyor biliyorsun. Hatay'dan itibaren duvarları örmüyor. Evet, örüyor. Yani buradaki set şöyle, aşamayacağı bir ideolojik bir yapı orada, siyasi birim oluşturmak istiyorlar. Yani bütün dünyanın da tanıyacağı, başta Amerika, Rusya, büyük devletler olmak üzere, şu an hepsi zaten bu oluşumu destekliyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını koparacak bir seküler blok, bir siyasi birim, dünyanın destek vereceği bir yapı ortaya çıkarmak istiyorlar. Şimdi dönelim geriye. 2013 yılına kadar bizim Suriye politikamız Batı ile eşgüdümlüydü. Amerika Birleşik Devletleri ile eşgüdümlüydü. Nasıl bir entegrasyon vardı? Esed'in gitmesi noktasında, muhaliflerin desteklenmesi noktasında herkes bir mutabakat içerisindeydi. Eyüp, Donat, şu bu. Evet. Hayır, sonra, hepsi devrimciydi bunların. Hepsi devrimciydi, öyle nitelendirilir. Evet, yani bunlar özgürlük mücadelesi veren Suriye halkıydı. Aynı şekilde Mısır'daki özgürlük mücadelesi desteklenmişti. Demokrasiye geçiş desteklenmişti. Tunus'ta, Libya'da. 2013 yılında ne olduysa birdenbire Mısır'da darbe oldu. Arap baharı tersine dönüyor. Suriye'deki bütün müttefiklerimiz geriye çekildi. Biz kaldık dımdızlak orada. Belimize kadar çamurun içerisine girmişiz. Ve orada bizi mayınlı arazide bıraktılar çamurun içerisinde. Mısır'da özgürlük arayışlarını bastırdılar. Tunus'ta bastırdılar. Ve diğer bölgelerde işte şimdi mesela şu anda da Kuzey Irak Kürt bölgesinde yine o yapıyı da Türkiye'nin önünü kesecek bir başka blokla belki ileride 10 yıl sonra 20 yıl sonra bu kantonlarla birleştirecekleri bir yapı, bir seküler Kürt bloğu da orada oluşturmak istiyorlar. Yani Türkiye'nin bütün bu güney sınırlarını komple kapatmak istiyorlar. Böyle bir fotoğraf var karşımızda. Şimdi burada esas proje, ben burada hedefin %100 Türkiye olduğunu görüyorum. Bütün bu olup bitenlerde. Bütün bu olup bitenlerde. Neden? Yani burada hedef Suriye değil, burada hedef Irak değil, burada oralarda yapılacak, ortaya çıkartılacak yapılar Türkiye'deki istikrarı bozacak şekilde oluşmalı. Yani Irak'ta, Suriye'de bundan sonra ne meydana gelecekse proje bu. O meydana gelen yapı, siyasi yapı Türkiye'deki önümüzdeki 30 yıl, 40 yıl istikrarını bozacak, iç savaşı körükleyecek, iç kırılmaları körükleyecek bir yapı ortaya çıkmalı. Soruyu yazdım buraya, onu da konuşacağız, iç savaş. Ha şimdi Afganistan bütün örneği... Bütün olup bitenler, etrafımızda olup bitenlerin evet. Ana sebebi Türkiye diyorsunuz siz. Esas yaşanmış da bir örnek var mesela. Afganistan'ı ne zaman işgal edildi? 78. 35-40 yıl oldu. Bakın 40 yıldır orası istikrar bulmadı. Komşusu Pakistan'da istikrar bulmadı. Pakistan'ın konumu neydi? Afganistan'dan kaçan mültecilere kapısını açmıştı. Yani Türkiye'nin konumu gibiydi. Ne Pakistan ne Afganistan'a istikrar 40 yıldır getirmiyorlar. Gelmedi, doğru. Yani burada ellerinde somut projeler de var. İki tane de terör örgütü var bu iş için manivela olarak kullandıkları. Birisi IŞİD, birisi PKK. PYD, MYD, YPG bunların hepsi hikaye. Bunun hepsi tektir. Tek merkezden kontrolü PKK'dır. Bunu devlet de biliyor, herkes de biliyor. Kimse de gizlemeye çalışmasın. Buradaki iki tane örgüt bildiğimiz terör örgütlerden farklı yapılar var. IŞİD ve PKK. Evet. Yani bildiğimiz terör örgütleri nedir mesela? Militan merkezli ve küçük bir grubun hücrelerin
faaliyette olduğu terör gruplarıdır. Yani DHKPC gibi veya işte diğer o benzer örgütler gibi. IŞİD ve PKK toplumsal desteği olan, kitlesel desteği de olan terör örgütleri. Şimdi burada bunlar, ben baştan beri şunu savunuyorum. Yani IŞİD'i kuran muhaberattır. Ve şu anda da içerisinde evet, yoğun şekilde şu bulunuyor. Anda ana idarecisi de odur. Odur. Ama herkesin burada bu oluşacak yapıya bütün dünya destek veriyor dediğim büyük devletler başta olmak üzere hem IŞİD'e hem PKK'ya destek verip göz yumuyorlar. Çünkü her gün 2 milyon dolar petrol satmasını alıcıları da kendileri zaten müsaade ediyorlar. Ayakta kalmasına müsaade ediyorlar. Çünkü hedef Türkiye, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için IŞİD ve PKK gibi iki tane güya manevrayı kullanıyor. Hasım olan, düşman olan örgüt lazım. Burada temel olan iş bu. Buradaki yapılacak bütün adımlar, tedbirler de buna göre almak lazım. Şimdi tam bu noktada şunu konuşmamız lazım. Bütün bu olup bitenler, çevremizde olup bitenler Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için dedi Ayhan Ogan. Eksik bugün kaldı istersen şunu da tamamlayayım abi projeyi. Buyurun. Burada ana şey Türkiye'de ana muhalefet partisi görevini CHP'den alıp HDP'ye vermek evet. istiyorlar. Hmm. Bütün IŞİD, IŞİD niye Alevi kesimi, marjinal sol grupları ve Kürtleri hedef alıyor? Bloklaştırıyor. Evet. Bütün Türkiye'deki batıcılık siyasetinin taşıyıcısı, seküler siyasetin taşıyıcısı HDP yapacaklar. Yedeğinde bir terör örgütüyle beraber %20'lere, %25'lere çıkartacaklar. Kuzey Suriye'de bir kanton devlet oluşumu, bütün dünyada onu sırayla tanıyacak daha sonrasında. Bu yapıyı Suriye'den doğru Türkiye'ye doğru istedikleri zaman dürterek burada güçlü bir siyasi yapı ortaya çıkarmaları lazım. 7, 8, 10 puan, 13 puan bunlara yetmez. Burada maalesef bu örgütler de bu iş için kullanılan araç haline geldi. Şimdi iyi de hani diğer siyasetçilerin, devletin, hükümetin hani armut topluyor bu adamlar diyesim geliyor. CHP buna razı. Şimdi Doğan medyası işte buna burada, razı burada, ve projeyi bildikleri için soruyor. Gözümüyorlar, destekliyorlar. Şimdi HDP sözcüsü iç savaş diyor. Bir şey oluyor mesela yani seçim sandıkların taşınması meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Diyor ki bu diyor öyle olursa iç savaşı tartışabiliriz. Sonra tam karşısında işte geçmişinde milliyetçi olduğunu bildiğimiz Yeni Düşünce, Her Gün gazetesinde filan çalışmış, yazmış, çizmiş. Taha Akyol, şu anda Aydın Doğan'ın iş takipçisi olarak lanse edilen Taha Akyol, tutup dün hiç yani istemem ama diye başlayan, fakat yine iç savaş diye devam eden cümleler kuruyor. Ha Allah'tan iç savaş kavramı biraz iyiliş edilmiş durumda da Türkiye'de insanlar böyle hani bir anda galeyana gelmiyor. Yoksa hani iç savaş dediğin zaman çok büyük bir tehlikeye işaret etmiş olacaksın ama Türkiye iç savaş, Türkiye'de iç savaş olabilir söylemleri acayip bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bütün bunun sonunda bu mu hedefleniyor? Şimdi dediğim gibi yani bazı kavramların yani anlamındaki tehlikeyi göstermemesinin temelinde sanıyorum bu kavramların işte Cengiz Çandar gibiler, Taha Akyol gibiler tarafından kullanılması. Şimdi Taha Akyol dediğimiz veyahut da Cengiz Çandar dediğimiz veyahut da Hasan Cemal dediğimiz adamlar bunlar birkaç yıl öncesinde yani Tayyip Erdoğan'ın uçağına binerlerken diyorlardı ki Türkiye için tek çare başkanlık sistemi.
parlamenter sistem çöktü. Yani Türkiye'nin artılarıyla eksileriyle başkanlık sistemin tartışması ve hatta bu başkanlık sistemine geçilmesi gerekir diyen adamlar uçaktan indikten sonra maalesef görüşlerini 180 derece değiştirdiler ve bu başkanlık sistemi despotlar, diktatörler üreten bir sistem haline geldi. Uçaktan indikten sonra mı oldu? İçi, uçaktan indikten sonra. Daha abi, önce bakılsın yani. Hasan abi buradan şey de gidiyor, hiç bilmemek lazım anlamında çıkabilir. 2013'e kadar böyleydiler. Ne zaman ki bizim batılı müttefiklerimiz yanımızdan çekildi, bunlar da çekildi. Tabii tabii. Şimdi aslında şu anda yani kırılma noktası bence... Kırılma noktası 2013 yılı. Yani tıpkı rahmetli Turgut Özal'ın 1993'te yaşadıklarını bu hükümet de, bu yöneticiler de 2013'te yaşadılar. 1993'te biliyorsunuz Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, yani tam... Örtülü darbe dönemi. Adı konmamış tam, vardı, evet. Tam Kürt sorunu çözüme ulaşmaya, belki de silahlar bırakılma aşamasına bunu gelmişti. Bunu söyleyeyim ya. Yani Eşref Bitlis çantasını kapıp evet, uçağına yürürken ben bu işi güzel çözmeye gidiyorum. Gidiyorum diye diyor. Ve zaten yani o çanta hadisesi mesela Adnan Kahveci'nin de çantası kayıptır. O şeyin de Eşref Bitlis'in de çantası kayıptır. Yani ve bazı tüm bazı çantalar mesela Alparslan Türkeş'in çantası da merhum. Hı. Onun da çantası kayıptır. Yazıcıoğlu'nun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun. O Susurlu kazasındaki olanın o çantalar kayıp. Evet. Hasan abi diyor ki çantalara dolaşmayın diyor. O çantalarda bir yok, şimdi şey artık, var. Şimdi artık. Evet. Onları götürüyorlar. Evet. Onları götürüyorlar. Şimdi 93'te dediğim gibi Kürt sorunu çözmeye ulaşma aşamasına gelmişken Eşref Bitlis gitti, Uğur Mumcu gitti ve faili meçhul cinayetler o dönemde. 2013 kırılma noktası dediğimiz 2013'te gene Kürt sorunu çözülme aşamasına gelmişti. Silahlar bırakılacak, PKK Türkiye'yi terk edecekti. İşte akil insanlar heyeti Anadolu'ya dağıldı. Ve hatta PKK'nın bazı unsurları yüzde bilmem kaçı çekilmeye başladı falan. Ama bir anda ne olduysa Taksim'de Gezi kalkışması. Buna rağmen hükümet kararlılığını devam ettirdi. Bu sefer DHKPC eylemleri başladı. Yine devam ettirdi. Bu sefer KCK'ya ayar verildi. Yani bu KCK'ya ayar verilmesi hadisesi üzerine iyi durmak lazım. Şunun için ben iddia ediyorum ki KCK 11-12 bin kişi tutuklandı, içeriye atıldı. Bunların içerisinde bugünkü HDP'nin ve hatta BDP'nin üst düzey yöneticisi olacak insanlar ayıklandı, içeriye atıldı, susturuldu. Öbürlerinin önü açıldı. Ve bugün Selahattin Demirtaş'ların, Füken Yüksekdağların önü açıldı. Ve ayrıca çok önemli, KCK'nın... Önemli bir tespit. Çok önemli bir tespit. Ayrıca KCK'nın bugünkü yapısı da, biraz önce Ayhan Oğan söyledi, yani o Alevi-Türk ya dengesi abi de... Şimdi bağlansa da mesela... Alevi-Sünni dengesi de, bugünkü KCK'da Alevi-Sünni dengesi de bir bakılırsa zaten fotoğraf kendiliğinden ortaya çıkar. Orada bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu kim yaptı? Paralel yapı yaptı. Yani o KCK'ları içeriye atan paralel yapıydı. Hasan hatta abi, buradan bir söze girebilirim. Çok önemli bir şey hatırlattı, unuturum diye söyleyeyim. Şimdi bu işi de konuşuyoruz ya. Ben bunu çok dinlendirmedim. İlk defa burada dinlendireyim. Şimdi IŞİD'in belli illerde örgütlenme şeyi söyleniyor değil mi? Evet. Yani ismini koyalım canım. Yani ya mesela benim memleketim evet, için söyleniyor evet, başka evet, yer için. Adıyaman. Hasan abi buradan açtığı için söyleyeyim. Türkiye'de 2007'den itibaren 2006-2007'den itibaren birçok örgüt legalleşme yolunu seçti. Bunu seçmesindeki temel sebep de Türkiye'deki sivilleşme olgusunun çok ciddi anlamda ivme kazanmasıydı. Yani şuna inandılar. Biz kendimizi vakıf dernekler üzerinden, hı-hı, sivil alan üzerinden ifade ettiğimizde daha çok insana ulaşırız. Fakat ne ilginçtir, 2006-2007'den itibaren bu sivilleşmeyi seçen 2-3 tane isim vereyim. Mesela bunlardan bir tanesi Musazaflar Cemiyeti, bunlardan bir tanesi Vasat Örgütü, bunlardan bir tanesi Tahşiye. Yani illegal değillerdi. Hani daha görünür olma anlamında sivilleşmeyi şey yaptılar. Tercih ettiler. Ve tercih ettiler. Fakat ne hikmetse... Orada polis operasyonlarıyla
Bu örgütlere operasyon yapıldı. Ve öyle operasyonlar yapıldı ki örgütün Türk ve Kürt kanadı ayrılarak bir kanadına operasyon yapıldı. Ve bir iddiayla söyleyeyim, bugün birçok ilde IŞİD yapılanması olarak karşımıza çıkarılan yapıların birçoğunda bu yapılan operasyonlar neticesinde legalleşmeden uzaklaştırılan, illegal hale getirilen bu örgütler var. Bunu bitireyim. Göre, ya bir dakika ya, bu kesme dur. Şimdi Hasan abi konuşuyor da, şimdi tezgahı görelim diye. Şimdi yani, tezgahı biraz daha, şimdi çok güzel oldu. Bu tam aslında ne oldu sorusunun yeri geldi. Şimdi şunu diyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamıyorum. Çünkü Hasan Karakaya da sende. Şimdi mesela KCK örneğini verdiniz. KCK operasyonunu yaptılar. Yaptılar. Evet. Yapanlar belli. Bunun üzerinden KCK'nın bir takım unsurlarının önünü tıkadılar, kapattılar. Aynen. Yeni adamlar, yeni liderler, yeni kadro, politik aktörlerin evet, önünü açtılar. Mesela Hatip Dicle'nin önünü niye tıkadın sorusu. Ya, açalım o zaman isim, evet, isim açalım. Yani abi, mesela niye açtın? Süleyman Müftügil'i hatırla. Zaten o mutlaka yani güneydeki ülkeyi çok seven arkadaş, Kanadalı. Şimdi bu bir. İki, buna ilaveten Nevzat diyor ki öyle yapılar vardı ki bunlar meşru ve legal yapılardı ve bunlar işte tahşiye meselesinde olduğu gibi çalışıyorlardı. Kürtler var ağırlıklı içlerinde ve bir oluşum içerisinde. Pat diye oraya da yöneldi aynı mekanizma. Mustazaflar adamlar. Biz burada legal, yaptık bizim tahşiye kumpasını burada konuştuk biliyorsun. Ya onundan daha hatırlasınlar diye söyleyeyim. Mustazaflar cemiyet oldu. Legal dernek oldu. Evet. Polis operasyonuyla derneği kapatırdın. Daha şimdi daha. Neyi getiriyorsun? İnsanlara basarsan illegalize edersin. İllegalleştirirsin. Yani adamlar çıkıp yaşasın illegalize, illegalizm derler. Peki sadece bu Türkiye'de mi? Yani şey için söyleyeyim. Hani anlaşılsın diye. Mesela Somali'de ne yaptın? İslam mahkemeleri işgalden sonra vardı. İslam mahkemeleri ülkeyi yönetiyordu. Oradan Şebab'ı çıkardın. O İslam mahkemeleri savaştı. Tunus ve Libya'da Ensar-ı Şeria tebliğ cemaatiydi. Oradan bir grup çıkardın. O IŞİD üzerinden onlarla savaştı. Yetmedi, IŞİD'i Nusra'dan, işte El-Kaide'den kopardın. Buradan onunla savaşıyorsun. Tabii. Yetmiyor Mısır'da. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Yetmiyor. İhvan'ı komple boğuyorsun. İhvan'ı boğuyorsun ki bak, öbür tarafta sen söyledin Sina'da bambaşka bir şey çıkıyor. Tunus ve İhvan, Nahda ve İhvan şu an buna iyi dileniyor. Yani Türkiye dahil. Hani onlar bu anlamda örgütsel anlamda. Şunun için söylüyorum. IŞİD yapılanmasını böyle Kürt siyaseti de hani sürekli devlet toptancılığı üzerinden okudu ya. Ben evet, ısrarla şunu söyledim. Yapmayın. Büyütüyorsunuz. Nihayetinde farkında olmadan aynı yere düşersiniz. Evet. Ve bu, çünkü düşülüyor. Ya bu acayip bir noktaya geldi. Nereye gidecek? Onu da söyleyelim mi? Hadi onu söyleyelim. Ben Aya'nın... Biraz tabii sizin vaktinizden almış olduk ama olsun. Zaten sohbet ediyoruz burada. Yani. Ben yine, çok ben yine için, bir dakika buna tahşiye yapmam lazım. Öyle değil mi? Yani biraz açmam lazım. Evet. Yani, dipnot. Dipnot düşmem lazım mutlaka. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Abi bu Afganistan, Pakistan örneğini kimse unutmasın. Bir daha açıp okumaları lazım akademisyenlerin. İncelemesi lazım. Bu işi nereye götürmek istiyorlar? Bu işi Türkiye'de yine AK Parti iktidarını seçimle yıkamazlarsa, bir taviz kopartamazlarsa, sokaklara insanları dökerek Gezi'de olduğu gibi, ama bu sefer yanlarına PKK'yı da katarak, Kürtleri de katarak, evet, ve silah kullanarak, şimdi Gezi'de her ne kadar şey olsa da silah kullanılmadı. Ve silah kullanarak sokaklardan bir Türkiye'de iç savaş, işte hepsinin ortaklaşa bir yıldır seçimden sonra da artarak söyledikleri iç savaş senaryosu bu. Abi, bir reklama gidiyoruz. Buradan devam edeceğiz. Ama tamam, şunu söyleyelim. Biz günümüzü gün ederken diye yani bir parantezinde söylemiş olayım. Sen dedin ya tırnak içinde, ben parantezine söylemiş olayım bunu. Hepimizin rahatı yerinde olduğunu zannettiğimiz günlerde bir takım çevreler, bir takım odaklar, bir takım merkezler içten içe meşru muhalifleri, bir zamanlar PKK dışındaki Kürt oluşumlar nasıl yok ettikleri gibi muhalifleri yok ederek, önlerini tıkayarak
alan açtı. İllegalize PYD eliyle şunu da ekleyelim. PYD eliyle diğer Kürt gruplar tabii. Suriye'de yok ediliyor şu anda. Böylece aynen PKK insanlar şimdi bloklaştırmayı oluşturmuşlar. Geldiğimiz nokta ne? Buradan nasıl çıkarız? Hani iç savaş konuşuyoruz ya. İç savaş tehdidi meselesini konuşuyoruz. Ama reklamlardan sonra. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Kaçıranlar çok üzülecek. Çünkü aslında ne oldu da olağanüstü bir noktayı konuşuyoruz. Türkiye iç savaşa gider mi sorusunu sorduk. Çünkü çok dillendiriyorlar bunu. Buradan devam edelim dedik. Geldiğimiz nokta şu. İç savaş için her şey yapılıyor. Biz huzurlu yataklarımızda huzurlu uykular uyurken işimizde gücümüzde gidip gelirken memleketin bir taraflarında ve kapalı kapılar ardında öyle tezgahlar kurulmuş ki bugünlerin hazırlığı yapılmış. Bunu niye söylüyorum? Geldiğimiz nokta şu. DAEŞ Türkiye'de nasıl örgütlendi meselesinin cevabı birçok meşru ve legal yapının hareketinin bir şekliyle tasfiye edilmesiyle DAEŞ'in önü açıldı dedi Nevzat Çiçek. Öbür taraftan bu tahşiye meselesini hatırlatarak söylüyorum. Öbür taraftan biz çok önceden biliyorduk. Bu tezgahı bir kez daha görmüştük. PKK muhatap alınarak yıllar öncesinden bahsediyoruz. 82'den bahsettik değil mi? 83 tabii. PKK muhatap alınarak devlet tarafından diğer Kürt muhalefeti bastırıldı, yok edildi. Böylece Doğu Kültür Ocakları falan filan yok edildi. Şimdi geldiğimiz noktada bir de bakıyoruz ki PKK-HDP çizgisi sol muhalefeti kendi içerisinde blok ettiriyor. Ki sen biraz önce Ayhan Okan da söyledi. İkinci yani ana muhalefet yapmak için bir hamle yapılıyor dedi. Ve tezgah böylece büyüyor. Bu tezgahı bizi yönetenler ya da Türkiye'nin meşru gücü yani askeri, polisi, jandarması, İçişleri Bakanlığı neyse yani görmedi mi diye sormak bizim boynumuzun borcu değil mi acaba? Neyse de sordum. Yani görmedi mi? Tam mesele orası zaten. Şimdi Hrant Dink cinayetini görmedi mi? Ne oldu şimdi? Hrant Dink cinayeti geldi. Niye açıklanmaya başlandı? Niye o verilen işte bu adam bunu öldürecek şeyleri çıkmaya başladı? Niye soruşturma farklı bir yere gitmeye başladı? Aynı mesele. Bir göz bunları gördüm. Görerken de iyi bir şekilde bunları organize ettin ve bir akılla bu tür yapılan önünü nasıl açılacağını gösterdi. Aslında nereden başladı biliyor musunuz? İzleyici hatırlasın diye söyleyeyim. Amerikan konsolosluğuna bir saldırı oldu burada İstanbul'da. Hatırlar mısınız? Kapıda iki tane polis şehit edildi ve saldırı oldu. Sonrasında ne oldu? DHKPC dendi. Sonra Türkiye'de El-Kaide yapılanması dendi. O dendi, bu dendi ve Antep'te izleyici Google'a girip baksın. Bir El-Kaide operasyonu yapıldı. Fakat ne hikmetse o El-Kaide operasyonu yapıldığında Amerikalı yetkililer Antep'e geldi. Israrla altını bir daha çizeyim. 2009 olması lazım. Evet. Amerikalı yetkililer Antep'e geldi. Ve yapılan açıklama şuydu. El-Kaide'nin Türkiye yapılanmasını çökertiyoruz. Ben de tam tersi bir şeyi soruyorum. Hakikaten El-Kaide yapılanması var mıydı? Yoksa o mesela araştırmacı gazetecilik örneğidir. Biri o dosyayı açıp okusun baksın. Yoksa birileri El-Kaide diye farklı örgütler üzerinden tırnak içinde yine kullanayım illegalleştirildi mi? Bu sorunun cevabını bir alalım ondan sonra bir yürüyelim. Niye? Çünkü Antep mesela... Sence ne oldu? Bence şu oldu. Biraz önce söylediğim şu oldu. IŞİD ve benzeri yapıların ideolojik anlamda birinci beslenme kaynakları işgal bölgeleridir. Bunun altını net ifade edelim. Tabii, tabii. Irak işgal edilmeseydi bu olmayacaktı. Net. Ama ikinci beslenme kaynakları biraz önce dünya örnekliğinde verdiğim gibi legalize olan örgütler içerisinde
operasyonlarla onların bir yere doğru kaydırılmasıydı. IŞİD'de bu yapıldı. Bak Nijerya'da Boko Haram'ı biz nasıl gördük? Onu anlatayım. Evet. Aynı örnek. Nasıl gördük? Kadınlar. Ama nasıldı? Boko Haram aslında o coğrafyada değiştirdiler. O coğrafyada ehli sünnet çizgiden misyonerliğe karşı verilen ortak mücadelenin ismi. Peki ne oldu? 2006 yanılmıyorsam ve 2004 tarihleri karıştırabilirim. Boko Haram'ın liderin hapishaneye alındı. İşkenceyle öldürüldü. Yerine bir tane adam icat edildi. Boko Haram'ın bir manyak geldi. Mensuplarına silah dağıtıldı ve ne hikmetse Hristiyan paramiliter güçler bunlara saldırdı ve ondan sonra bir Boko Haram o ehli sünnet çizgiden oluşan yapı çıktı. Kadın kaçıran, Amerikan başkanının karısının elinde bu kadınları kurtarın dediği bir örgüt haline geldi. Oysa 150 yıllık bir mücadelenin ortak ismi. Buradan çıkıyorum. Bunun Ensar el-Şeria işte Tunus, Libya. Şimdi bunu bir kavram kullanacağım ama bu kavramı gerçekten bir terim olarak kullanıyorum. Piçleştirmek diye bir kavram vardır. Piçleştirmek, işi piçleştirmek diye. Bu o öyle oluyor bir şey. Bu beyin salatası vardır ya. O biliyorsun o evet. Bir beyin salatası ismi de ona yakın şeydir. Puç falan denir ya. Evet. Aynı mesele yapıldı. Şimdi Türkiye'de uzatmadan bitireyim. Ayhan abi biraz önce bir şey söyledi. Bir anahtar cümle açtı. Dedi ki Pakistanlaştırma. Şimdi biz ısrarla 2-3 yıldır hep bir şey söyledik. Bu ülke Lübnanlaştırılmak isteniyor. Daha Suriye meselesi yokken. Bu ülke Lübnanlaştırılmak isteniyor. Sonra dedi ki bakın bu ülke Suriyeleştirmek isteniyor. Ve bugün geldiğimiz yerde bu ülke Pakistanlaştırmak isteniyor derken Ayhan abi açtı ben orayı biraz açayım. Taliban nerede çıktı? Afganistan'da. Pakistan'da çıktı, Afganistan'a yürüdü. Öğrenci hareketi olarak. Esas mücadele alanı. Evet. Peki sonra ne oldu? Amerika gitti müdahale etti. Pakistan'da o Taliban'dan ayrılan grup Veziristan bölgesinde hangi yapıyı kurdu? Takrir-i Taliban'ı kurdu. Evet. Peki şimdi o Takrir-i Taliban Pakistan'da çıktığı yeri o yönetime nasıl bakıyor? Kafir gözüyle bakıyor. Savaşılması gereken ve savaşan bir ülke gözüyle bakıyor ve Veziristan bölgesi şu an çıktı. Sadece onun için mi geçerli? Hayır. Buraya gel. Türkiye'ye gel. Tam oraya geleceğim. Buradan gel. Özbekistan'daki mesela hareket Türkistan İslam Cephesi'ni o yapı üzerinden aldı. Bir meşru alan oluşturarak Türkistan üzerine çökebildi. Buraya geldiğimizde aynı yapıyla karşılaşıyoruz. Zamanında biz fark etmeden aslında polis operasyonlarıyla biz legalleşme alanında bizim güvenliğimizi kuruyorlar dediklerimiz yapıların birçoğu aslında farkında olarak olmayarak bana göre ki olarak yapıldı bir kısmı. Bu devrimci yapı... karargah mıydı? Neydi o hani? Devrimci karargah örgütü. Hanefi Avcı'nın. Bir operasyon vardı hani. Hanefi Avcı'nın vardı. Evet, evet. Devrimci karargah örgütü. Aynısı oluyor. İşte, abi bu operasyonlar 2001'den beri bak. 2001'den beri. 2001'de İzmir'de bir hatırlar mısınız? Sevgi Engin diye bir kadıncağız vardı. Hatırlamadım Sevgi ama evet. Engin evet. 2001'lerde, 2002, şey, pardon 1991, 2001 değil. 1991 veya da 92'lerde İzmir'de Sevgi Engin ilk işaret fişeği odur aslında. Bu kadın bir örgüt üyesi olarak içeriye alındı ve çırılçıplak emniyette çırılçıplak anadan doğma soyuldu. Tamam mı? Operasyon öyle başladı. Yani o günkü o Sevgi Engin olayının nasıl cereyan ettiğini bizi seyredenler Google'a girerlerse, Sevgi Engin Zaman Gazetesi ve Zaman Gazetesi'ndeki bazı yazarların isimlerini şey yaparlarsa oradan çıkar. 1997'de yine MÜSİAD üyelerine, 16-17 tane MÜSİAD iş adamına yönelik operasyon var. Işık sigorta, dost sigorta olayı var. Yani günlerce, haftalarca, aylarca tutuklu kalan tıpkı taşiye operasyonun bir benzeri MÜSİAD'lı iş adamlarına yapıldı. Aynı operasyon daha sonra Deniz Fener'ine yapıldı. Aynı operasyon daha sonra İmam Hatip Liselerine yapıldı. İmam Hatip Liselerine yapıldı. 97'de bizi gözaltına aldılar. Bir gün vatanda beklettiler. O gün hatırlamıyorum şimdi geçmiş gün. Beyazıt'ta bir gösteri yapıldı. Gençler toplandılar. İşte bir şey protesto edildi. Konu neydi? Tam hatırlamıyorum. Başörtüsü eylemleri vardı o dönem. Yani o gün İnsan Vakfı olarak vakfın yönetimini polis dedi ki biz böyle bir istihbarat aldık. Erbakan'ın da başbakanlığı dönemi bu. Operasyona bak.
bu organizasyon bugün Beyazıt'taki illegal gösteriyi İnsan Vakfı tertip etmiş. Akşama kadar bizi orada topladılar, vakıf yönetimini beklettiler. Birer birer ifademizi aldılar. Bir gün orada bekledik yani vatanda. Evet. Şükredin bir gün bekledim. Ya şimdi ya, ben 6 gün bekledim abi. Yapıldı bunlar bilinçli ama şimdi burada buradan şöyle bir tablo çıkmayacak değil mi? Ne yapalım? Sonumuz. Hayır. Şu an tesisi koyuyoruz. Bunları fotoğraf ortaya koyalım. Şu tutmadı. Yani tedavi... bu operasyon 20 yıldır planlı bir şekilde sistematik yapılıyor. Bu operasyonların içerisinde evet. Cinayet yani şunu da ekleyeyim. Bu operasyonların içerisinde yani dediğim gibi Deniz Fener'ine, Müsiyada, Sevgi Engin'e, Taşiye'ye yönelik operasyonların içerisinde bazı da cinayetler var. Yani halen faili meçhul kalmış yani, bazı cinayetler var. Şimdi bazı gruplar... Yani mesela Necip Hamlemitoğlu cinayeti üzerine gidilmeli. Evet. Cinayetler var. Bazı gruplar silahlandırıldı. Yani bilfiil benim tanıdığım arkadaşlarımız silahlandırıldı. Yani illegaliteye itildi insanlar. Evet. Ama Türkiye'de bu tür İslami tabanda cemaatlerde illegalite projesi tutmadı. Yani bir rahmetlanalım şimdi başta Necmettin Erbakan'ı rahmetlanalım yine bizim kanaat önderlerimizi Bahattin Yıldız'a falan değil mi? Yani tabii. Esat Coşan'ı Esat Coşan'ı Muhsin Yazıcıoğlu'nu alalım yani alalım hepsini alalım. Çünkü onlar sayesinde yani sistemin dışına ya da illegaliteye yönelme konusunda hepimizin önüne Türkiye'de tutmadı. Yani buradan yürümeyecek proje. Ama şimdi proje buradan yürümeyecek. Buraya saplanıp kalırsak proje nereden yürüyor? Proje Türkiye'deki Alevi kesim, sol marjinal gruplar, yani mesela Figen Yüksekdağ'ın temsil ettiği ESP. Kimdir Figen Yüksekdağ? Yani HDP eş başkanı olarak biliyoruz ama kimdir? MLKP örgütünün legal kuruluşu ESP, onun eş başkanı 2011 seçimlerine girmiş parti olarak ve... bütün Türkiye genelinde 3012 oy almış. Toplam. Ama toplam. Şimdi HDP... Şimdi 6 milyon oyun eş başkanı olarak konuşuyor. Ya proje nereden yürüyor? Türkiye'ye. Marksist-Leninist bir örgütün legal yapısının başındaydı kadın değil mi? Evet. Şimdi HDP'nin eş başkanı. Eş başkanı ve HDP'de kendini taban olarak Kürtler üzerinden... Şöyle altını çizelim. Bu ülkeye, bu millete... bu topraklara aidiyet hissi zayıf olan, aidiyet duymayan, hatta kimi hasmane tavır takınanların çatı kuruluşu yapıldı HDP. CHP içerisinden yarıya yakın en az %10'luk bir oy kesimi de buraya devşirilecek. Nasıl devşirilecek? Suruç gibi, Ankara patlaması gibi bu hafta polisin yakaladığı birkaç... önlediği saldırı var mesela basına da sızmayan bunun gibi hadiselerle geçmişte olduğu gibi bak geçmişte Madımak, Sivas, Çorum, Maraş boşa yapılmadı. Eskiden Alevi kesim sağ partilere oy verirlerdi. Çünkü sağ partiler çevreden gelenlerin temsil edildiği partiydi. Çeperi temsil ederdi. Merkezi temsil eden CHP'ydi. CHP'ydi. Diğer ki periferide 70'lerden sonra bu provokasyonlarla sistematik planlı bir şekilde Alevi kesim CHP'ye taşındı. Aynı şekilde 10 yıl 15 yıl içerisinde CHP'nin en az yarısı HDP'ye taşınacak. Ana muhalefet yapılacak. Yani 10 peki, milyon sistem insanın içinde kalırsa alacak. Bir saniye. Sistem içerisinde kalırsa demokratik mücadelesini sürdürürse HDP'nin ana muhalefet partisi olmasında ne sakınca olabilir? Abi kalamıyor. Şimdi HDP bir şey söylüyor. Kandil ertesi gün ayarı çekiyor. Zaten mesele orada. Bakın bugün HDP'yi yani şu anda kim temsil ediyor? HDP dediğim kim temsil ediyor? Yani eş başkanlardan birisi Selahattin Demirtaş, diğer eş başkan Figen Yüksekdağ diyor Selahattin Demirtaş zaman zaman diyor ki yani bizim PKK ile organik bir bağımız yok diyor.
Öte yandan Figen Yüksel diyor ki biz arkamızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yasladık. Ve bunu da söylemekten çekinmiyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz diyor. Yani şimdi ne yani? HDP kim? Kim temsil ediyor? Onun sözcüsü kim? Ve hatta her ikisi de zaman zaman Selahattin Demirtaş'ı, zaman zaman Figen Yüksekdağ ve diğerlerini, yani işte emanet oylar meselesinde, yani emanet oylar için teşekkür ediyor. Selahattin Demirtaş, Kandil diyor ki, Kandil diyor ki, ulan kendine gel diyor, ne emanet oyu? Ondan sonra şey yapıyorlar, yani kendilerine hizaya geliyorlar. Aynı noktaya, yani dolayısıyla, yani KCK mıdır, Kandil midir, PKK mıdır? Yani kimdir yani? Bir ek yapayım buna, önemli bir ek. Şimdi KCK'nın benim tahminime göre düşünme tarzı, bu son belki de Türkiye için düşünme tarzı şu. Yani bunu bir bilgiye dayarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti onlara göre tarihinin en zor dönemlerini yaşıyor. İçte ve dışta çok ciddi anlamda kuşatılmış durumda. Ve bu kuşatılmayla birlikte eğer kendi devrimci halk savaşını yürütebilirlerse bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne istediklerini yaptırabileceklerine kanlı olan bir KCK var karşımızda. Ve YPG üzerinden de HDP üzerinden de ciddi anlamda bu legalleşme meselesinde mesafeli duruyorlar ve bunun birinci vasfı olarak da Öcalan'ın özgürlüğüne odaklanmış bir şey karşımızda. Peki baktığımızda bunun şu anda gerçek... Nevzat, sadece merak ettiğim için söylüyorum. Yani Öcalan'ın özgürlüğünü istemekte şu anda gerçekten samimiler mi? Hayır, ben tam oraya geleceğim. Yok, oraya geleceğim. Mesele tam onu ortaya koyalım. Öcalan'ın yani. kendisinin özgürlüğünü istemiyor ki şu an. İstemiyor. Sorun tamam. Orası. Öcalan, evet. Yani sonuçta demokratik çözüm dediği bir mesele. Şimdi burada neye doğru geliyor mesele? Şuraya doğru geliyor. Veysel Ozat'ın açıklamasına tekrar atıf yaparsak, biz artık Öcalan'ı bile dinlemeyecek bir pozisyona doğru gidiyoruz. Şu anda paralel bir PKK kuruldu, onun başına da Demirtaş oturtuldu. Şu an bir yapı geçen var. Geçen hafta KCK toplantısı basına sızdı, biliyorsunuz. Evet. Ölse de kurtulsak diyor Öcalan. Tabii artık. Peki, yani o lider falan yok artık. Şimdi burada bu okuma biçiminin sıkıntısı şu. Aslında Türkiye'de Kürtleri düşünen herkesin bir şeyden emin olması lazım. Şimdi ben bu örneği verdiğimde bana kızılıyor ama yani Kürtler bu anlamda özellikle PKK çevresi niye bu örneği veriyorsun diyorlar. Şimdi 1946'da İran'da Mahabad Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet vardı. Hı hı. 9 ay yaşayabildi ve Mahabad'ın yıkılmasının temel sebebi İran'da kuruldu. Barzani Orhan'ın askeri başıydı, Kadı Muhammed lideriydi. Rusya desteğini çektiği andan itibaren orası yıkıldı. 1946. 1950 küsürlerde Cezayir Anlaşması ile İran-Irak anlaştı. Barzani Sovyetlere kadar gitmek zorunda kaldı. Halepçe'yi anlatmama gerek yok. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi KCK'nın okuma biçimi ve şu an Türkiye'deki mevcut durumu görmeyişi uluslararası anlamda sıkıntılı. Sıkıntılardan bir tanesi, biz şunu çok net biliyoruz ki yarın Suriye meselesi hallolduğunda Esed'in ilk yöneleceği kesim oradaki Kürtlerdir. Ve bu anlamda bunun herhangi bir koruyuculuğu olmadığını da çok net biliyoruz. Tabii, uluslararası tabii. Anlamda. IŞİD'de terbiye edildiler. O terbiyeyle birlikte ciddi anlamda bir argüman olarak şu an piyasaya sürülüyorlar. Ve burada herhangi bir güçleri yok. Şimdi bir kurtuluş yolu ne gözüküyor sorusunu açık söylememiz gerekiyor. Eğer Kürtler ve Kürtler adına siyaset yaptıklarını ifade edenler gerçekten Kürtlerin geleceğini, gerçekten Kürtlerin ölmemesini, gerçekten Orta Doğu'da var olmasını istiyorlarsa yapacakları bir şey var. Bu ülkenin demokratikleşmesiyle birlikte büyümek tek kurtuluş olur. Çünkü İran'la mezhepsel farklılıktan dolayı uzun vadede bir arada yaşamayacağı gerçeği karşımıza çıkıyor. Suriye'de 500 bin Kürt'ün kimlik almaması, Esed'in onlara hapishanelerdeki şeyi mülkiyet hakkı bile vermemesi karşımızda. Ya başbakanın cümlesini söyleyelim. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir cümlesini. Abi, şunları da tespit et. Abi şunu övdüğünü bilir mi? Bu çok önemli çünkü bunu niye ısrarla bunun altını çiziyorum? Çünkü şöyle siyaseten dediniz ya, aslında 1 Kasım, ateşkesler ve diğerleri falan hepsi hikaye. Neden hikaye söyleyeyim? 1 Kasım yani Kürt siyasetinden. Onların kafasında böyle bir şablon var. Yani o şablon onlara göre Türkiye Cumhuriyeti çok zor bir dönemde.
sıkıştırılmış bir dönemde ve bu sıkıştırmayla birlikte şimdi yaptık, devrimci yapacağız. Halk savaşıyla birlikte biz bundan çıkabiliriz. Ben de diyorum ki bakın yani bundan çıkma şansı yok. Bu uzun vade içerisinde Kürtleri uzun vadede uluslararası güçlerin kucağına iter ve yarın Rusya ile Amerika anlaştığında Kürtlerin herhangi kalırsın. Bir koruyucusu yani olmaz. Ben siz ayazda kalırsınız canım. Aynısı oldu. Kaç kez oldu? İstiyorum. Bu kafa yani işte Türkiye Cumhuriyeti yoruldu. Yani en zor dönemini geçiriyor falan filan. İşte bu kafa Kürt kafası mı? Yoksa iflas etmiş Türk solu kafası mı? Ha. Şimdi Hasan bam telinden yakalıyor. Anlayan için şunu söyleyeyim. Heh. Biraz önce esasında KCK operasyonları üzerinden ifade ettiğimiz, önü kapatılan dediğimiz insanların birçoğunun kafası bu değil. Onlar şunu çok net farkında, şunu çok net söylüyorlar. Kardeşim bir dakika, Tayyip Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz. Hı hı. Tayyip Erdoğan'a kızabilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ı yerden yere vurabilirsiniz. Ama bir şeyin hakkını teslim edersiniz. O da şu, eğer biz bugün devletleşme olgusunu, kanton olgusunu bile konuşabiliyorsak, bu Türkiye'deki özgürlük ortamının sağladığı durumdan geldi. İki, bu insanın bize ifade ettiği çözüm süreci. Peki, bu kafa dediniz ya, çözüm süreci esas nerede tıkandı? Herkesin bildiği bir şey var. Türkiye ne dedi? Eğer burada üçüncü bir göz olacaksa, bu millettir, akil evet. Adamlardır, bu ülkenin bunları. İşe başkaları karıştığı için. Üçüncü gözü Kandil yönetimi ne olarak şey yaptı? Amerikan yönetiminin üçüncü göz olmasını istedi. Peki şu soruyu soralım. Tamam Türkiye'de Öcalan uluslararası hukuk meşruiyetini istedi ve devlet bunu kabul etmedi. Çözüm süreci dağıldı. Yani esas meselelerden biri bu. Peki üçüncü göz meselesinde sen yıllarca parti programlarında, parti okullarında eğittiğin bütün kadrolarda anti-emperyalist özellikle bahsettin. Sözüm ona. Ha, şimdi ne oldu da sen Amerika'yı çözüm noktası belli bir yere gelmişken, onun dünyanın jandarmasına doğru, teslim olayım. Belli bir yere doğru gidebilmişken sen geldin. Ben şu soruyu da anlamadım. Mesela PKK bugün uluslararası anlamda terör örgütü. YPG hala terör örgütü listesine alınmadı. Evet. Ben o soruyu tekrar sorayım. Bugün Karayılan Kandil'den çıksa, Suriye'ye gitse, YPG'nin koltuğuna otursa, evet. Uluslararası anlamda aklanıyor mu? Aklanıyor. Aklanıyor tabii. Peki biz ısrarla hep şu söylenmedi mi? Silahlar nereye bırakılacak? Ne olacak? Suriye'de zaten böyle bir durum oluşmuş. Peki akıl mantık. Katıl. Akıl mantık. Katıl ona katıl. Mu? Tamam. Sen zaten o silahlı gücü yine orada tutuyorsun. Sen söylemiyorsan ama akıl vermiş oluyorsun değil mi? Ha, tutuyorsun. Peki niye gitmiyorsun sorusunun cevabı? Silahlı mücadelenin miadını dolduğunu defalarca ifade etmişsin. Ve kalkmışsın. Esas bam yerine geliyorum. Suruç saldırısının IŞİD'in yaptığını bile bile o saldırının rövanşı olarak ateşkesi bozuyorsun. Biz sorun burası. Değil mi? Oradan sorun onu, orası. Yani terörü bahane edip terör üretiyorsun. Sorun tam da orası. IŞİD'in oluşturduğu oyun sahasına tamam. Gelmişsin. Şimdi bu tablodan iç yani savaş şimdi çıkardım. Bu IŞİD'den bir dakika ben... Bir dakika, bir dakika. IŞİD... Ben o iç savaş meselesine taktım yani. Tamam, gene tak da ben çünkü... IŞİD'in daha iyi ortaya çıkması için yani defalarca da bunu söyledik. Buyurun. Yani şimdi... Saddam malum o iç savaş isyan çıkmadan önce elindeki Sukut füzelerinden İsrail'e atmıştı değil mi? Evet. Yani hiçbir zarar vermedi ama attıydı. Şimdi IŞİD'in bugünkü komutanların çoğu da Saddam'ın komutanları. Masum Iraklı yani. Komutanlar. Evet, Irak muhaberatı. Masum evet, aynı. Masum evet, aynı. Yani. Evet. Şimdi bu adamlar kimyasal Suriye'de Ali'ydi. Kimyasal Ali. Suriye'de Esad'a karşı savaşırlarken bir anda bir yandan rüzgar esti veyahut da kulak bilgilerine bir şey söylendi. Ve bu anda pırtlarını topladılar ve Mısır'a doğru gitmeye başladılar. Yani 400-500 tane ağır tonajlı arabalarla, tanklarla falan gitmeye başladılar. Şimdi şunu hatırlayalım. Amerika... Ne hikmetse bankada para da unutuldu. Yani... Tabii, hayır o ayrıntılara girmiyorum. Ben kabaca şey yapıyorum. Amerika Irak'ı işgal ettiğinde şöyle diyorlardı. Bağdat'ta bir insan duvara yaslanıp sigarasını yaktığı zaman onun sigara markasını bile uydudan takip ediyoruz diyorlardı değil mi? Bununla övünüyorlardı. Ya, Karataş'ın üzerindeki kara böceği takip etmek görüyorlardı. Ama ne hikmetse yani belki de 500 araçlı konvoyla Şam'dan Musul'a giden IŞİD Suriye'de konvoyunun
şey Suriye'den Mısır'a giden IŞİD konvoyunu görmediler. Ve IŞİD ve hatta DAEŞ, yani öyle bir örgüt ki, öyle bir örgüt ki bugün bütün biraz önce söylendiği gibi, yani kafa kesme konusunda, kol kesme konusunda ne hikmetse hep Müslümanlara hedef alıyor. Hep Müslümanların kellesini uçuruyor. Mürtet onlar. Ama bugüne kadar hiçbir Amerikan hedefine, yapsın demiyorum, yapsın anlamında söylemiyorum. Hiçbir Amerikan hedefine, hiçbir İngiliz hedefine, hiçbir Batı hedefine, özellikle de İsrail hedefine yönelmiyor. Sadece fiili bir saldırı değil, sözlü bir protesto bile yok. Evet. IŞİD'in son sayısındaki şeyi de söyleyelim de hani Türkiye destekliyor son kendi yayınında. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı mürtet olarak ilan ediliyor. Çok iyi bir insan, çok iyi bir insan ama mürtet. Mürtet olarak ilan ediliyor. Yani katli vaciptir diyor. Katli vaciptir deniyor. Canım başka yapıda başka bir şey söylüyor. Yani hayır, hayır. Şunun için söylüyorum. Yani başka yapıda başka bir yaftayla aynı. Yok ayrı tabii canım onlar. Hayır hayır şey bağlantı yapılıyor ama ya sürekli. Ama hani IŞİD'le Tayyip Erdoğan destekliyordu ya. Resmi yayın organında son sayısında Konstantinopolos'ta son sayısında mürtet olarak ilan ediyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni şu an Darül Harp mıntıkasında ele alıyor. Ve burayı savaşılması gereken bir ülke pozisyonunda görüyor. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi IŞİD... Bu da kapı olsun aslında yani. Kürt'e hedef alıyor. IŞİD Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor. IŞİD Türkiye Cumhuriyeti'ne hedef alıyor. Ama ne hikmetse Türkiye'de siyaset yapıcıların bir kısmı, ne hikmetse solun bir kısmı IŞİD'in oluşturduğu alan üzerinden siyasetini ona göre şekillendiriyor. Bir dakika. Bu çok önemli. Doğru bir tez. Yani güzel bir tez. IŞİD o zaman sol siyasetin önünü açıyor. Doğru mu? Alan açıyor, onlar yani da oradan siyaset yapıyor. O öyle alan, mesela eğer ki Ankara saldırısı, Diyarbakır saldırısı, Suruç saldırısı neyi gündeme getirdi? Türkiye'de DAEŞ'in işi ise... Neyi gündeme getirdi? Türkiye tırnak içinde yönetilemez bir ülke pozisyonuna... Tabii öyle bir algı oluşturuyor. Öyle bir algı oluşturuyor. Kim bu algıyı yapıyor? O saldırı. Bu algı üzerinden kim prim yapıyor? Kim okuma biçimini primli? Şimdi sorun ben bunları ölümler üzerinden bunları söylemeye gelse dilim var. İş savaş dediniz ya. Amenna. İş savaş dediniz ya. Tabii. Ama geldiğimiz nokta bu. İş savaş tehlikesi Türkiye'de öteden beri kaşınan tehlike. Yani 60-70'lerde Hasan abiler daha şeydir. 80 öncesi sağ sol çatışması ne söyleniyordu? Bu ülkede iç çatışma olur. İşte Sivas'ta madımaklar üzerinden, başbağlar üzerinden ne söyleniyordu? İç çatışma olabilir. Canım bir paşa şöyle diyordu, biz bu ülkeyi 14 milyon teslim aldık diye acayip bir laf söylemişti hatırlarsınız. Şimdi, daha yakın zamanda, 28 Şubat'tan bahsediyorum. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Tüncel etnik ve mezhepsel fay hatları üzerinden oynama yaptığınızda böyle bir tehlike Türkiye'de baş gösterebiliyor mu? Baş gösteriyor. Şimdi sorun şu, IŞİD tırnak içerisinde söylüyorum. Dini bir terör örgütü değil mi kardeşim? Öyle kendini ifade ediyor. Evet, evet. Doğru mu? İslami şehit terimi ifade ediyor. Peki ben diyorum ki ya bu IŞİD bu kadar gerçekten Türkiye'de siyaseti ve Türkiye'de İslam devletini, Türkiye'de hilafeti falan getirmeyi istiyorsa, gerçekten amacı buysa, şimdi bunun çok akıllıca hareket etmesi lazım. Mesela ne yapması lazım? İnsanları tırnak içinde tebliğ ile kendisine inandırması lazım. Ama o neyle inandırıyor? Şimdi bombayla inandırıyor. Nevzat. Yani hatırlattığın için söylüyorum. Herhangi bir DAEŞ mensubu, hatta komutanı ve hatta kadılık makamında diyelim, yani üst makamda dini çok iyi bildiğini... Kendi yapılarından bahsediyorsun. Ya, evet, kendi yapılarından. Evet. Yani bir tane DAEŞ mensubunu, komutanını, bilmem işte kadısını, neyse o dini şey üyetleri neyse, bir tanesini alsınlar, 5 tane ayet söylesin, 6.'sını söylersen ben de katılacağım onlara. Bunu niye söyleyerek bitireyim? 5 tane ayet söylesin, 6.'sını söylerse ben de katılacağım. Bilmiyorlar. Bunu niye söyledim? Onunla bitireyim. Biz yeni bir şey öğrendik. Ne? Normalde İslam coğrafyasında fetva mekanizmaları olaylara göre verilirdi ve genelde siyasi verilmezdi. Hatta Osmanlı'da örnekleri vardır. Siyasi meselelerde Şeyh Hüsnü ne diyor? Bu siyasi bir mesele, dini bir mesele değil diyor. Evet. Ama IŞİD kendi fıkhını oluşturuyor. İslam'la da uzaktan yakından alakası yok. Kendi fıkhını oluştururken esasında bir yere gelip dayanıyor. Şöyle, kendi hukukunu da daha yani biraz sekülerleşsin diye ben söylüyorum. Yani tamam, kendi hukuku. Yani dini, din adına
terör yaptığı, yapan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt en büyük zararı aslında dine, yani İslam'a veriyor ve kendi hukukunu oluşturuyor. Bununla, şununla bitireyim. IŞİD üzerinden ne yapıldı? Bir, Türkiye'de Selefi akımın hepsi bir kap içerisine konuldu. Evet. Harici Selefilik, ilmi Selefilik, cihadi Selefilik ayrılmadı. Ve onun üzerinden çok ciddi anlamda bir manipülasyon yapıldı. Bu doğru. Birinci kısmı. Orada bloklaşma yaşanıyor. Ha, ikinci evet. kısmı IŞİD üzerinden, bu sol hareketler üzerinden, Kürt hareketleri üzerinden bir bloklaşma yaşandı. Üçüncüsü IŞİD üzerinden uluslararası anlamda, belki de uluslararası kamuoyuna gerekli olan Türkiye'nin imajını yerle bir edecek yönetilemez ülke pozisyonu verilmeye başlandı. Dört, NATO ve... Ha, tam oraya, tam erken açtın söyleyeyim. Ali Bulaş kulakların çınlasın. Türkiye'de biz Cenevre Sözleşmelerinin bir şekilde harekete geçirilmeye çalışıldığını gördük. Evet. Olmadı. MİT'leri üzerinden... Olmadı. Evet. Türkiye'de ısrarla birileri, özellikle Şengay Beşlisi'yle NATO kapışmasının İslam coğrafyasında olacağını biliyordu ve bu şu an Türkiye'de yaşanıyor. Şimdi Türkiye'de çok PKK meselesi üzerinden NATO'nun buraya getirilmesinin amaçlandığı var. Şimdi izleyici şunu sorabilir. Ya Nevzat Çiçek, zaten Türkiye NATO üyesi değil mi? Gelse ne olur? Ben de şu soruyu sorarak söyleyeyim. Uçağın düşürülünde gelmeyen NATO bu uluslararası IŞİD bağlamında, şiddet bağlamında Türkiye'ye niye gelmek istiyor sorusunu sorarak bitireyim. Ayhan Okan'la devam edelim. Merak eden biraz Google baksın. İç savaş meselesini konuşuyoruz ve geldiğimiz orada bloklaştı dedi. Yani IŞİD üzerinden Koçbaşı yapıldı değil mi IŞİD? Koçbaşı yapıldı ve onun üzerinden hem sol marjinal gruplar geldi. Bir de son soru önemli. Onu unutma. Yani uçak düştüğünde tabii gelmeyen ben NATO onu yani şimdi niye gelmek istiyor? Ali Bulaş niye çağırıyor? Kulakları çınlasın evet. diye onun için söyledim. Buradan devam edelim. Şimdi... Biraz evvel projeyi anlattım ya, büyük proje bu. Bu projenin altyapısı oluşturuluyor. Nasıl oluşturuluyor bu? 2013'ten bu tarafa dikkat ederseniz uluslararası medya bir vakıf var Amerika'da. Şimdi bu vakıf önce argümanları oluşturuyor. Burada bir beyin bir strateji ekibi çalışıyor. Rand Corporation mı yoksa başka bir şey mi? Yok. Başka bir vakıf. Şimdi bu vakıf argümanları oluşturuyor, stratejiyi oluşturuyor. Ne söylenecek? Yani IŞİD'in, hani arkadaşlar anlattılar ama bir toplumsal Türkiye'de karşılığı yok. Yani ben bir risk orada görmüyorum. Hiç sıfır demiyorum ama... Tam tersi işte. Olmayışı bir risk zaten ve bu kadar şey yapılması bir risk. Sıkıntı orası. Şuna katılmıyor musun? Açılsın, konu açılsın diye söylüyorum. Abi sanal. Bir saniye. Ama şöyle bir şey var. Papa'nın elini öpecek kadar böyle Batı ile ilişkiler içerisindeki bir İslam modeli ya kafa kesecek kadar Daişçi olacaksın diye bir zorlama yok mu yani? Bu memlekette böyle bir şey yok mu? Bu yeni bir şey değil ki. Ha tamam işte yani taban bulamaz diyor da şimdi... Yok bu bulamaz. Hayır yani... ben tam özür dilerim Ayhan abi. Mesela Metropol'ün bir anketi var. Bir de tabii Patrikler'in yumurtasını öpenler de var. %1.5 hayır şunun için söylüyorum. Tam anlamıyla zaten taban kaydırılıyor. Biraz önce verdiğimiz örnekler de o. Taban evet böyle bir harici selefiliğin Türkiye'de tasavvuf hareketinin yoğun olduğu bir İslam anlayışında taban bulma şansı yok. Yok. Selefiliğin de Türkiye'de çok büyük taban bulma şansı yoktur. Ama bir şeyi görüyoruz. Mesela neyi gördük? Hani açık konuşmak için. Diyarbakır'da bombacı olarak yakalandığı söylenen çocuk kimlik olarak, mezhepsel olarak neydi abi? Alevi değil miydi? Aleviydi. Evet. Peki bir Alevi vatandaşı içinde nasıl IŞİD oluyor? Nasıl katılabiliyor? Ve hani İslam çay ocağında. Bak orada yanlış. Bak, ha o IŞİD değilse bilmiyorum. O IŞİD değil. Bak Adıyaman'a çalışan benim bahsedeceğim şimdi örgüt. Bu IŞİD MİŞİD değil. Bir dakika yani başka bir şeyden bahsediyorum. Burada IŞİD diye bir Türkiye'de toplumsal karşılığı olan bir toplumsal kaymanın yaşandığı filan bunu 20 yıl, 30 yıl denediler, olmadı, tutmuyor. Toplumsal kaygan yaşanmıyor ama yok. Bir şey var, bir... Heh. Bak, tamam, biz bizim coğrafyamızda, Balkanlar'da kayıyor. Balkanlar'da oluyor. Yani devlet geleneği oturmamış, karton devletler tabirse, Orta Doğu'da oluyor.
Ya Mısır'da gençler kayıyor. İşte efendim, ama Mısır'da bir devlet geleneği var. Mısır'da ne devlet geleneği neden var ya? Abi? Mısır'da çok köklü bir devlet geleneği var. Devlet geleneği var. Mısır bir Türkiye gibi, bir İran gibi kendi yerel dinamikleriyle ayakta kalmış bir devlet geleneği yok. Hı, sen evet. Yani Mısırlıları falan da kaçırarak evet. söylüyorsan. Evet. Şimdi biz Firavunları falan da kaçırarak söylüyoruz. Yok. Yani yok. Mısır bu sınıfa girmez. Neyse bu başka bir bütün, bağlam. Yani evet, Kuzey Afrika'da kayma ama bu bir risk ama bu coğrafyamızda Türkiye'de esas şey şu. Bir vakıf stratejileri oluşturuyor. Bunun Türkiye'de, Batı'da, ABD'de oluşturduğu var. Stratejiyi uygulayıcıları yayacak. Süleyman abi modelini anlatıyorsun. Mesela şimdi. Cengiz Çandar diyor ya veya işte o vakıf neydi o vakıf? İsim vermek istemiyorum. Peki. Peki. Şahıs isimleri de vermek istemiyorum. Bunlar aslında hepsi açık, belli. İşte bazı siz biliyorsunuz da muhatapları var. Biliyor mu ya? Memleket. Yani zaten olayı takip edenler Türkiye'yi IŞİD'le ilişkilendiren akademisyenleri, gazetecileri, yayın organlarını tanıyor. Bunlar ısrarla burada oluşturan argümanlar çerçevesinde. Bakın bugün İstanbul'da en az 10 tane bir medya ofisi uluslararası alanda HDP'nin bir özgürlük, demokrasi mücadelesi veren bir parti. Türkiye'de bir baskı rejimi var, bir diktatörlük var. PKK da HDP'nin önünü açmaya çalışan özgürlük savaşçıları. Türkiye'deki yönetim de, baskıcı yönetim de IŞİD'le PKK'yı ön almak istiyor. Ve HDP'ye baskı yapıyor. Bütün olay bu çerçevede dönüyor. Sanal ve yalan. An itibariyle o propaganda halen yapılıyor. An itibariyle. An itibariyle. Bazı yani, kanallarda bakın, bu, o propaganda yapılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, işte Türkiye'de, gerekli olan diğer işte Orta Doğu ülkelerinde isim isim şahıslar belli. Argümanlar bunlara ulaştırılıyor. Taha Akyol durduk yere demiyor iç savaş çıkacak. Hmm. Yani uluslararası Ayhan Bilgin, camiada Bilgin mi? Ayhan Bilgen. Evet. Türkiye'de diyorlar böyle bir sistem var ki şu anda patladı patlayacak. Yani gaz sıkışması var. Patladı patlayacak. İç savaş çıktı çıkacak. Onun için gelin koalisyon kurun diyen de öyle diyor. Şimdi bu artık her türlü şey buradan siyasetin önü böyle açılıyor. Alan böyle açılıyor. Böyle bir argümanı oluşturup yaydığın zaman ve bunları her gün tekrarlattığın zaman gelişmelere göre de mesela hemen Erdoğan'ın bir demeci bir bakıyorsunuz anında çarpıtılarak o kendi argümanlarını destekler mahiyette hemen milyonlara ulaştırılıyor. Yani bunların karşısında senin konuşacak, söyleyecek ne bir aracın var, ne konuşan adamın var, ne kurumun var, ne de bu argümanları çürütecek karşı kurumum var. Bu altyapı ne zamana kadar hazırlanır? Yani uluslararası alanda bu altyapı hazırlanıyor. Evet. Ulusal manada gözümüzle görüyoruz şimdi burada HDP parlatılıyor. PKK bir cicileştiriliyor. Bir yani yaptığı eylemler karartılarak PKK adı zikredilmeden bir karartma yöntemiyle yani farklı yöntemlerle bir algı oluşturuluyor ve bugün Kürt gençlerine dikkat edin. Yani HDP'ye oy veren veya YDGH'li olmuş Kürt gençleri bu üretilen ve yayılan haberlere kesin doğru ve kesin inançlı bir şekilde savunuyorlar. Ölümüne Erdoğan düşmanlar, ölümüne AK Parti düşmanlar, ölümüne IŞİD düşmanlar. Bakın nasıl evet. saflaştırıyor. Şimdi burada iç savaş çıkar mı? Şimdi HDP eğer 10 milyon oy alan bir parti olursa, 10 milyon insanı sokağa dökersen, ellerine silah verirsen. Ki bir 6-7 Ekim şeyimiz var, tecrübemiz var. Evet, tecrübemiz var. Şimdi düşünelim ne olur Türkiye'de? O zaman ne olur biliyor musun? Bütün park ve bahçelerimiz mezarlık olur. 5 milyon insanımız hayatını kaybeder.
Yani bu Türkiye'de bizim... Yalnız ben devletin, şunu söyleyeyim, devletin yeni bir 6-8 Ekim Kobani kalkışması yaşanmaması için kesin kararlılığı var. Peki şimdi ne yapacağız? Bir sorusuyla bence şey yapın. Mesela o dedim ya, yani Cerablus'ta bu IŞİD, anlattıklarımızdan öyle bir şey tablo çıkıyor ki biz bu Allah muhafaza bu iç savaş denen belayı ya dolu dizgin gidiyoruz. Şöyle Cerablus'ta IŞİD. Türkiye Cerablus'a girse PYD karşı çıkıyor, kantonların birleşmesini engelliyorsun diyor. Uluslararası güçler karşı çıkıyor, buraya girmeyeceksin diyor. Diğer taraftan IŞİD senin sınırdan içeri giriyor diyor. Böyle bir suçlama var. İçeride PKK'nın oluşturduğu yeni bir yapılanma, yeni o bir eylem. O suçlamayı vazgeçti. Bak şimdi bu argümanların oluştuğu yer sürekli yeni argümanlar üretiyor. Eskiler mesela. Sürekli canım tabii. 3 ay evvel ne diyorlardı? IŞİD'e giden militanlara Türkiye göz yumuyor. Şimdi diyorlar mı demiyorlar. Ne oldu göz mü yumuyor oldu birdenbire? Peki işte şimdi yani bu bahsettiğiniz bütün çerçeve içerisinde çözümü nasıl bulacağız? Şimdi çözüm bir tanesi, yani ben söyleyerek şeyi de bulayım. Mesela bana göre biraz önce söylediğim o çerçeve içerisinde Kürtlerin o meseleyi düşünmesi. Yani bu uluslararası güçlerle ve Suriye içerisinde farklı kesimlerle işbirliği yapmanın kendisine ödeyeceği bedel. Ama ikincisi, şimdi IŞİD gibi sosyolojik bir taban, ayan haberine kadar şey dese sosyolojik bir taban var. Ben uzun uzun anlatırım. Hatta bu Diyarbakır'daki saldırı sonrasında o bombacıların kimlikleri de açıklanırsa, onlar da o çevre illerden çıkarsa ben o sosyoloji biraz daha net anlam kazanır ki bana göre çıkma ihtimali çok yüksek. Yani bir Bingöl'den ne bileyim işte o çevre illerden çıkma şansı çok yüksek. Çünkü Diyarbakır... Neyi kastettin çok iyi anladım. Bilenler bilir. Bu nedenle ben şunu söylüyorum. Diyorum ki yani sonuçta aslında ilk başta keşke HDP kendisini sıyırabilseydi. Keşke sıyırabilseydi. Hepimizin o arzuladığı Türkiye Partisi, barışı getiren parti. 80 milletvekille %13 ile meclise girmişsin. Yap yani muhalefetini. Ben şunu siyasetini bitireyim. Şunu söylüyorum. Şimdi biz aslında nasıl bir oyun oynanmak istendiğini, yani Batı'nın nasıl bir oyun oynanmak istediğini, Tony Blair'in açıklamalarından da İngilizlerin nasıl bir oyun oynamak istediğini biliyoruz. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Peki şimdi biz içeride hangi hareketleri yaparak bunu engelleme yoluna gideceğiz? Bence sorunumuz bu. Şimdi bunu diyelim ki PKK'dan bekliyoruz, yapmıyor. IŞİD'den bekliyoruz, yapmıyor. HDP'den bekliyor, yapmıyor. Ama bu yapmaması da bizi sonuçta denilen oyuna götürüyor. Şimdi biz ne yapmalıyız ki buraya düşmeyelim? Hasan abinin söylediği o park ve bahçelerin mezarlıkla dolmaması. PKK'dan ne bekliyoruz ya? PKK'dan. Mesela şunu bekliyoruz. Hayır, başbakan söylüyor. Sen bekliyorsun. Hayır, hayır. Bak, biz başbakan şunu söylüyor. Bir tane devlet şunu söylüyor. Betona göm diyor. Evet. Mesela bir şey söylüyor orada. Bir şey bekliyor mesela. Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Diyor ki 1 Kasım falan değil. Yani seçim endeksi falan değil, bir şey söylemiyoruz. Betona göm diyor mesela. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Demek ki böyle bir perspektif gelişmiş. Var. Abi şimdi yani bak, bu da herhalde yapılması gereken şey, yapılması gereken son cümlelerimiz yani bu, olarak bu ne kadar hani söylendiği gibi özellikle Tayyip Bey'le 1995'ten bu yana pardon 2003'ten 2005'ten bu yana o Diyarbakır'daki red, inkar, asimilasyon politikalarını ayaklarımın altına aldım, ırkçılığı ayaklarımın altına aldım dedi ve bunun arkasından da dikkat edilirse bütün bugüne kadar yaptığı konuşmalarda Kürtler, Kürt vatandaşlarla PKK'yı yani terörü birbirinden ayırdı. Yani bu politika sanıyorum kamuoyunda da karşılık buldu. Yani satın alındı. Evet. Yani PKK ayrı, Kürt ayrı. Yani dikkat edilirse son operasyonlarda da herhangi bir Kürt vatandaşının burnu bile kanamazken öte yanda PKK kampları yok edildi. Yani bence PKK ve Kürt kavramları yani veyahut da PKK terörüyle Kürt vatandaşı birbirinden ayrılmalı. PKK'ya ne yapılıyorsa yapılacak ama Kürt vatandaşının kılına zarar gelmesin. Aynı zamanda DAEŞ'e yapılması gerekiyor. Evet tabii canım yani bütün terör örgütlerine. Evet. Evet. Yani eline silah olmuş, yüzüne poşu geçirmiş insanın ne yapılırsa yapılsın. Evet. Ama siz normal son cümleleriniz olarak almış olalım bunu. Evet normal vatandaş ayrılsın yalnız. Bunun kabul göreceğini sanıyorum. Ayhan Ogan son cümleyi sana vereceğim sözü. Şimdi PKK'nın konumunu bir defa
tespit etmek lazım. Şu anda PKK Kürt halkının veyahut da Kürtlerin daha iyi refah içerisinde yaşaması, daha özgür filan böyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani şu anda PKK'nın bütün kilitlendiği hedef uluslararası koalisyonun bir aparatı konumunda Türkiye'ye cephe açmış. Suriye'deki Suriye halkına muhalefete cephe açmış. Yani tarih 20 yıl 50 yıl sonra ne yazacak? Suriye'de iç savaş çıktığında Esed'le beraber olup halka karşı savaşan hainler olarak yazacak. Öyle değil mi? Evet. Aynen. Uluslararası koalisyonlar buralardan çekildiği zaman burada Türklerle Araplarla nasıl yaşayacak? Yani burada Kürt meselesi veya Kürtlerin durumunun iyileştirilmesi sorunu yok. PKK'nın kendi Kandil'deki baronlarının statü meselesi, yani bir kendi ideolojilerine uygun devlet yapısının bunlara söz verilmiş olması. Bunu yapabilecekler mi? Yapamayacaklar. Yarın ortada kalacaklar. Bütün bu güçler çekilip gidecek. Buradaki halkların nazarında da zerre itibarları olmayacak. Burada ben yakın zamanda, orta vadede veya PKK'nın içerisinde şiddete ve silaha karşı çıkan önemli bir kesimin ayrılacağını düşünüyorum. Yani devlet de bunu teşvik edecek. PKK silah bırakmaz, ben inanmıyorum. Yani silah bile bırakmaz. O girdiği ilişkiler içerisinden çıkması mümkün değil. Proje çok büyük. Yani bunu bitirmeye DAEŞ'i de PKK'yı da bu sadece Türkiye'nin istemesiyle olacak bir mesele değil. Peki. Ama bizim konumuz itibariyle herkes de rahat olsun. İç savaş senaryoları Türkiye'de toplumsal refleksi canlandırmaz. Buranın basireti, irfanı buna müsaade etmez. İkincisi, devlet en kötü şartlarda bile bu işi altında kalmaz. Üçüncüsü, şartlar ne kadar kötü, düşman ne kadar büyük olursa olsun herkes en sonunda Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'nin tezlerine teslim olacaklar. Peki. Son söz. Ben son söz şunu söylüyorum. Sonuçta biraz önce PKK'nın stratejisini söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor dönemden geçtiğine inanıyor. Böyle bir şey yok. Bu varsayım doğru bir varsayım değil. Ama diğer taraftan hem içeride Türkiye'nin PKK'yla çarpışması, hem YPG üzerinden Suriye'de çarpışması uzun vadede kimseye de bir şey kazandırmaz. Sonuçta burada bu Esed'in ilk başta Türkiye'ye gittiğinde söylediği bir cümle vardı. Bugün ona tekrar hatırlatmak gerekiyor. Diyordu ki, İngilizler yaklaşık kaç yıldır bizimle sizin aranızda öyle bir duvar kurdu ki biz iki halkın düşman olduğuna inanmıştık. Evet. Ama siz gelmeye başladınız, duvarları biz İngiliz oyununu bozduk, kaldırdık. Dolayısıyla da ben diyorum ki şu an aynı mantıkla düşünüp bir çözümü bulmak gerekiyor. Evet. Çünkü uzun vadede Lübnanlaştırılma, uzun vadede Suriyeleştirme meselesinin olmayacağını biliyoruz. Er ya da geç Amerikan'ın da Rusya'nın bu bölgeden çekileceği doğrudur. Dolayısıyla da burada gönül köplerini kırmadan, çok fazla döküntüye yapmadan o PKK'nın da uluslararası anlamda dayandığı güçlerin yanlışlığını onun gözü önüne getirip orada Kürtleri de kardeşim bakın bu felaketi bu getiriyor deyip devlete de ya kardeşim burada bunu bir şekilde yakala demek ki yapıyor. Yakaladık kastım şu. Yani bir yere çek, masaya çek ve en azından onu da o yanlış yoldan kurtar demek getiriyor. Yoksa peki, iki yanlışla ısrar ettiğimizde bunun sonunun uçurum olduğunu görmek gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Aslında ne oldu? Bugün kendi adıma çok şey öğrendiğimi söylemek isterim. Biz çok daha başka konular da konuşacaktık ama öyle bir noktaya geldik ki dediğim gibi biz çok rahat günler geçirdiğimizi düşündüğümüz zamanlarda bu günleri programlayan, planlayanlar memleketi uçurumun kenarına kadar getirmeyi düşünmüşler. Ki bugünlerde iç savaş teranesi okuyorlar ve bizi ısrarla bir noktaya doğru zorluyorlar. Ben Nevzat Çiçek'in son cümlelerine katılıyorum. Gerçekten de bizim 100 yıl önce aramıza duvar çekenlerin bu duvarı niye çektiği bilincine ulaşmamız gerektiğine inanıyorum.
Ama katılmadığı nokta şu, öyle bir yangın yerindeyiz ki şu anda yangından neyi kurtarabiliriz derdine düştüğümüz için bazen can endişesiyle sağlıksız adımlarda atabiliyoruz. Bununla bitirelim. Hepinize iyi geceler.